Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Türkçe dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Genel tekrarlamalar devam ediyor. Bugünkü konu gelecek zaman. Gelecek zaman. Gelecek zaman. Bu zaman gelecekte yapılacak işleri anlatmak için kullanılır. Hangi işleri anlatmak için kullanılır arkadaşlar? Gelecekte yapılacak işleri. Evet. İkleri arkadaşlar acak ya da ecek. Evet. Bu tabloya bakalım arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar kişi zamiri. Önce olumlu duruma bakalım arkadaşlar. Olumlu. Ben geleceğim. Gel fiil kökü. Ecek gelecek zaman iki. K yumuşak G oldu burada. Ketçap kuralı. İm kişiye ait bir ek. Ben geleceğim. Sen geleceksin. Aynı şekilde arkadaşlar. Gel fiil kökü ecek gelecek zaman iki. Sin kişiye ait bir ek. Sen geleceksin. O gelecek. O gelecek. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Siz geleceksiniz. Siz geleceksiniz. Onlar gelecekler. Onlar gelecekler. Aynı şekilde arkadaşlar. Gel fiil kökü ecek gelecek zaman iki. Ondan sonra kişiye ait ekler. Gördüğünüz gibi. Evet. Olumsuz durumu arkadaşlar. Olumsuz durumu. Tabi olumsuz eki ma ya da me. Ma ya da me. Tabi fiil kökü en son sesli harf kalın olursa ma olacak. İnce olursa me olacak. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim. Gel fiil kökü me olumsuz eki ye. Kaynaştırma harfi arkadaşlar iki sesli arasında geldiği için evet kaynaştırma harfi ecek gelecek zaman iki aynı şekilde ketçap kuralı arkadaşlar k yumuşak oldu im kişiye ait bir ek ben gelmeyeceğim sen gelmeyeceksin sen gelmeyeceksin aynı şekilde arkadaşlar O gelmeyecek. O gelmeyecek. Biz gelmeyeceğiz. Biz gelmeyeceğiz. Siz gelmeyeceksiniz. Siz gelmeyeceksiniz. Onlar gelmeyecekler. Onlar gelmeyecekler. Tabii normal konuşmada arkadaşlar hızlı bir şekilde mesela normal konuşmada ben geleceğim ya da ben gelmeyeceğim. Sen gelmeyeceksin. Bu şekilde normal konuşmada söylenir arkadaşlar. Şimdi olumlu soru. Olumlu soru. Ben gelecek miyim? Ben gelecek miyim? Aynı şekilde arkadaşlar gel fiil kökü ecek gelecek zaman eki mi soru edatı ye kaynaştırma harf im kişiye ait bir ek ben gelecek miyim sen gelecek misin tabi soru işareti de olacak sen gelecek misin
O gelecek mi? O gelecek mi? Biz gelecek miyiz? Biz gelecek miyiz? Siz gelecek misiniz? Siz gelecek misiniz? Onlar gelecekler mi? Onlar gelecekler mi? Devam edelim arkadaşlar. Şimdi olumsuz soru. Olumsuz soru. Ben gelmeyecek miyim? Ben gelmeyecek miyim? Gel fiil kökü arkadaşlar. M. Olumsuz eki. Y kaynaştırma harfi. Ecek. Gelecek zaman eki. Mi soru edatı. Y kaynaştırma harfi. İm kişiye ait bir ek. Yani kişi eki. Ben gelmeyecek miyim? Tabi normal konuşmada ben gelmeyecek miyim? Hızlı bir şekilde bu şekilde söylenir arkadaşlar. Devam edelim. Sen gelmeyecek misin? Sen gelmeyecek misin? O gelmeyecek mi? O gelmeyecek mi? Biz gelmeyecek miyiz? Biz gelmeyecek miyiz? Siz gelmeyecek misiniz? Siz gelmeyecek misiniz? Onlar gelmeyecekler mi? Onlar gelmeyecekler mi? Dediğim gibi arkadaşlar, normal konuşmada hızlı bir şekilde söylüyorlar. Mesela sen gelmeyecek misin? O gelmeyecek mi? Bu şekilde söylenir arkadaşlar. Tabi soru işareti de unutmuyoruz. Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. Örnek: gelecek yıl ev alacağım. Gelecek yıl ev alacağım. Ne zaman alacağım arkadaşlar? Gelecek yıl. Bakın, alacağım. Alacağım. Evet. Ali gelecek hafta İzmir'e gidecek. Bu yüzden okula gelmeyecek. Ali gelecek hafta İzmir'e gidecek. Bu yüzden okula gelmeyecek. Gidecek, gelmeyecek. Gelecek zaman. Evet. Sen yarın okuldan sonra bizimle sinemaya gelecek misin? Bakın, sen gelecek misin? Sen yarın okuldan sonra bizimle sinemaya gelecek misin? Siz bu kitabı okumayacak mısınız? Siz bu kitabı okumayacak mısınız? Bakın, siz okumayacak mısınız? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Alıştırma var arkadaşlar. Bunu daha önce yapmışım ama şimdi anlatacağım size nasıl bu boşlukları dolduracağız, onu anlatacağım arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri gelecek zaman ile tamamlayalım. Aşağıdaki cümleleri gelecek zaman ile tamamlayalım. Hangi zamanla arkadaşlar? Gelecek zamanla. Yani boşluklara gelecek zaman ekleri kullanacağız. Birinci,
Gelecek yaz tatilinde ailemle beraber Karadeniz turu. Bakın fiil yap. Fiil kökü yap. Karadeniz turu beraber. Bakın beraber yani kim? Biz yani. Biz ailemizle mesela Karadeniz turu yapacağız. Yani biz yapacağız. Kişi zamiri arkadaşlar biz olacak. Biz yapacağız. İkinci, Ayşe ve Mehmet 2 ay sonra. Bakın Ayşe ve Mehmet. Ayşe ve Mehmet çoğul olacak arkadaşlar. O yüzden bakın 2 ay sonra evlenecekler. Yani onlar evlenecekler. Üçüncüsü arkadaşlar. Çok hastayım. Çok hastayım. Yarın okula gitmeyeceğim. Çok hastayım. Kim hasta arkadaşlar? Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Ben. Ben çok hastayım. O yüzden ben yarın okula gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim. Dördüncüsü, çok sıkıcı bir roman. Çok sıkıcı bir roman. Onu okumayacağım. Onu okumayacağım. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Ben okumayacağım. Ben onu okumayacağım. Beşinci, gelecek hafta sonu siz de bizimle sinemaya gel. Bakın gelecek hafta sonu siz de. Bakın siz. Siz de bizimle sinemaya gelecek misiniz? Kişi zamiri burada. Siz gelecek misiniz? Soru işareti. Siz gelecek misiniz? Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Altıncı arkadaşlar. Ne oldu? Hasta mısın? Toplantıya katıl. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Bakın hasta mısın? Yani sen hasta mısın? Kişi zamiri sen. Mesela sen hasta mısın? Toplantıya katılmayacak mısın? Sen toplantıya katılmayacak mısın? Evet. Yedinci, üniversiteden mezun olduktan sonra babam bana araba al. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Babam yani o. Babam bana araba alacak. Sekizinci arkadaşlar. 3 gün sonra Eda'nın doğum gününü kutla, orada dans et ve pasta ye. Şimdi 3 gün sonra Eda'nın doğum gününü olacak arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Kişi zamirleri biz. Biz sanki kutlayacağız. Orada dans edeceğiz. Dans edeceğiz ve pasta yiyeceğiz. Ve pasta yiyeceğiz. Şimdi burada istisna var arkadaşlar. Etmek, demek, yemek bu fiiller gördüğünüz gibi bakın etmek, edeceğiz. TD oldu arkadaşlar. Şimdi bu diğer fiilde demek
Bu da yemek. Gördüğünüz gibi e i oldu. Demek bu de diyecek. Ye yiyecek. Bu şekilde olur arkadaşlar. Bunlar istisna. 9. arkadaşlar. Ben, bakın kişi zamiri burada hemen. Ben sizinle gel çünkü çok işim var. Ben sizinle gelmeyeceğim. Ben sizinle gelmeyeceğim. Neden arkadaşlar? Çünkü çok işim var. 10. Arkadaşınla Süleymaniye'de kuru fasulye ye. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Yani sen. Kuru fasulye yiyecek misin? Yiyecek misin? Evet arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakileri eşleştirelim. Aşağıdakileri eşleştirelim. Birinci arkadaşlar. Ayşe yarın arkadaşıyla buluşacak. Ayşe yarın kiminle buluşacak arkadaşlar? Arkadaşıyla. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? O. O arkadaşıyla buluşacak. İkincisi, ben akşam anneme yardım edeceğim. Ben akşam anneme yardım edeceğim. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Ben. Ben edeceğim. Ben yardım edeceğim. Üçüncüsü, Serkan 2 hafta sonra İstanbul'a gelecek. Serkan 2 hafta sonra İstanbul'a gelecek. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Serkan o. Zamir o. O 2 hafta sonra gelecek. Kim gelecek? O gelecek. Serkan. 4. arkadaşlar. Gelecek yıl tatilde Karadeniz turu yapacağız. Gelecek yıl tatilde Karadeniz turu yapacağız. Kişi zamiri hangisi arkadaşlar? Yani biz. Biz gelecek yıl tatilde Karadeniz turu yapacağız. 5. Siz 1 yıl sonra İspanya'ya gideceksiniz. Siz 1 yıl sonra İspanya'ya gideceksiniz. Bakın kişi zamiri siz fiil gideceksiniz. Yani siz gideceksiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sınavlarda bu şekilde boşluklar gelir. Siz de bu boşlukları dolduracaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu gelecek zaman ama fiillerle. Bakın gelmek fiil. Şimdi gelecek zaman isimlerle de gelir. Şimdi bakacağız birlikte arkadaşlar. Şimdi gelecek zaman isimlerle arkadaşlar. İsim cümlelerinde gelecek zaman. Evet, isim cümlelerinde. Aynı şekil arkadaşlar. Değişen bir şey yok ama bu sefer isim cümlelerinde, yani isimlerle. Evet.
Tabloya bakalım arkadaşlar birlikte. Aynı şekil yapmışız. Gördüğünüz gibi kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Önce olumlu durumuna bakalım. Ben, bakın mutlu isim. Ben mutlu olacağım. Ben mutlu olacağım. Aynı şekil arkadaşlar. Ama bu sefer isim var. Sen mutlu olacaksın. Sen mutlu olacaksın. O mutlu olacak. O mutlu olacak. Biz mutlu olacağız. Biz mutlu olacağız. Siz mutlu olacaksınız. Siz mutlu olacaksınız. Onlar mutlu olacaklar. Onlar mutlu olacaklar. Şimdi olumsuz durum arkadaşlar. Ben mutlu olmayacağım. Bakın ma olumsuz eki. Ben mutlu olmayacağım. Sen mutlu olmayacaksın. Sen mutlu olmayacaksın. O mutlu olmayacak. O mutlu olmayacak. Biz mutlu olmayacağız. Biz mutlu olmayacağız. Biz mutlu olmayacağız. Siz mutlu olmayacaksınız. Siz mutlu olmayacaksınız. Onlar mutlu olmayacaklar. Onlar mutlu olmayacaklar. Şimdi normal konuşmada arkadaşlar hızlı bir şekilde söylüyorlar. Mesela ben mutlu olmayacağım. Sen mutlu olmayacaksın. Bu şekilde hızlı bir şekilde normal konuşmada söylüyorlar. Şimdi olumlu soru. Olumlu soru. Ben mutlu olacak mıyım? Ben mutlu olacak mıyım? Sen mutlu olacak mısın? Sen mutlu olacak mısın? O mutlu olacak mı? O mutlu olacak mı? Biz mutlu olacak mıyız? Biz mutlu olacak mıyız? Siz mutlu olacak mısınız? Siz mutlu olacak mısınız? Onlar mutlu olacaklar mı? Onlar mutlu olacaklar mı? Olumsuz soru arkadaşlar. Son. Ben mutlu olmayacak mıyım? Ben mutlu olmayacak mıyım? Sen mutlu olmayacak mısın? Sen mutlu olmayacak mısın? O mutlu olmayacak mı? O mutlu olmayacak mı? Biz mutlu olmayacak mıyız? Siz mutlu olmayacak mısınız? Siz mutlu olmayacak mısınız? Onlar mutlu olmayacaklar mı? Onlar mutlu olmayacaklar mı? Evet arkadaşlar. Şimdi normal konuşmada dediğim gibi
hızlı bir şekilde söylüyorlar. Mesela sen mutlu olmayacak mısın? Bu şekilde. O mutlu olmayacak mı? Örneklere bakalım arkadaşlar. 2 ay sonra anne olacağım. 2 ay sonra anne olacağım. Bu proje yarına kadar hazır olmayacak. Bu proje yarına kadar hazır olmayacak. Yarın evde olacak mısınız? Yarın evde olacak mısınız? İşten sonra yorgun olmayacak mısınız? İşten sonra yorgun olmayacak mısınız? Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde dersimiz bitti. Bu dersi tekrarlayınız arkadaşlar lütfen. Yazmayan varsa defterinize tekrar yazınız arkadaşlar. Bu örnekleri de yazınız. Tabii birinci kısmı da tekrarlayınız arkadaşlar. Bu örnekleri de hepsi. İyice okuyunuz arkadaşlar. Çalışma kağıtları da olacak inşallah. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz arkadaşlar.